Allah'ın dışındaki tüm varlık yaratılmış ve varoluşların devamı Allah'a bağımlı olduğu için bu varlıklarla yaratıcıları Allah arasında ontolojik açıdan, yani varlıksal önem açısından uçurum mevcuttur. Allah'la diğer varlıklar arasındaki fark, bizim Allah'a ve onun bize sevgisini diğer tüm sevgilerden ayırt etmemizi gerektirir. Böyle anlatmaya çalışayım. Allah'ın varlığının nasıl sevginin mantıksal temeli için gerekli olduğunu düşünmem için, yani Allah olmasaydı ne olur mesela, ateistlere göre nasıl bir evren olurdu düşünmemiz ufuk açıcı olabilir. Ateistlere göre geri kalan her şey gibi sevgi de doğa yasalarının zorunluluğu ve tesadüfi süreçlerin birleşimiyle oluşmuştur. Değil mi? Yani ateist paradigma içinde evrendeki her şey doğa yasaları var zorunlu olarak. Bir de tesadüfen bir şekilde bir şey ortaya çıkartıyorlar belli süreçlerle. Her şey böyle olduğuna göre, yani dünyada, bulutlarda, geyiklerde, insanda, insanın korkması gibi duygusal yapılarda sevgi de böyledir. Bu paradigma içerisinde sevmenin mantıksal temelin açıklanması mümkün değildir. Sevmek bir şeye veya birisine değer verip önemsemektir. Oysa ateist dünya görüşüne göre karşımızda duran her varlık, ister annemiz olsun, babamız olsun, çocuğumuz olsun, sevgilimiz olsun, arkadaşımız olsun, atomların belli bir şekilde tesadüfen buluşması dışında bir şey değildir. Sevgi ise biyolojik yapımız içerisinde hissettiğimiz, tesadüfen ortaya çıkmış ve sadece pragmatik yararı olan bir histir. Mesela insanın yalnız kalmaması için arkadaşla buluşmasındaki pragmatik yararı gibi veya üremesindeki yararı gibi. Pragmatik yararı dışında gerçek anlamda bir şeyi önemsemek için sebep yok. O önemseme hissini hissetmemiz sevgiyle beraber genlerimizin bize oynadığı bir oyun. Sadece bir illüzyondur ateist paradigma içerisinde. Sevdiğimizi ifade ettiğimiz varlıkların tesadüfen oluşmuş kayalardan veya moloz yığınlarından bizim için daha değerli olduğunu söylemenin mantıksal bir temeli bu dünya görüşünde gözükmemektedir. Bu kişiler bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor olabilir sevdiğimiz ateist paradigmada. Fakat ihtiyacı giderme materyalist bir yasa ya da mantıki zorunluluk ile sevgiyi zorunlu kılmaz. Seviler ki, bu tabi ateistlerin bir insanı sevmediğini veya sevilmedikleri anlamına gelmiyor. Dikkat edin, burada biz mantıksal temelden bahsediyoruz. Tam tersine fıtri bir yapı olduğu için sevmek ve sevilmez. Elbette ki ateistler de başkalarını sever ve onlar da sevilirler. Ama bu paradigma içerisinde, yani ahlaki eylemlerin mantıksal temeli olmadığı gibi sevginin de mantıksal bir temeli yoktur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani dikkat çektiğim şey, ateist paradigmada sevmenin veya sevmemenin olmadığı değil, olan şeyin mantıksal temelinin bulunamayacağı. Hele sevilen kimseler için fedakarlıkta bulunmayı gerektiren maddi veya mantıki bir temel ise hiç yoktur. Ateist materyalist paradigma içerisinde içimizde doğal süreçler ve tesadüflerin birleşmesiyle oluşmuş sevgi hissinin midemizin guruldamasından daha özel ve daha değerli olduğu gösterilemez. Yani midedeki belli asitlerin salgılanması ne kadar biyolojikse sevgi de salt böyle bir yapıdır. Pragmatik, biyolojik bir salgı.